Günaydın. Herkese yeniden merhaba ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sabah kalkıp direkt duşa gireceğim düşüncesiyle yattım ama sabah kalktığımda sular yoktu ve bugün düğüne gideceğiz. İnşallah hemen gelir. Saçım başım çok kötü ama dedim bir videoyu başlatayım çünkü daha ne kadar bekleyebilirim? Ne zaman geleceğini bilmiyoruz çünkü. Bir kargom var, birlikte açalım. İndirime girmesini bekleyip almıştım çünkü. Size de göstereceğim. Modelini tahmin ediyor olabilirsiniz ama rengi asla. Tabii ki siyah aldım. Şöyle bir pantolon aldım. Gayet güzel. Ama tabii büyük ihtimalle benim bunu giyebilmem için boyunun yapılması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Bunun boyu bana uzun gelir. Yani buramda falan giyersem tam. Yani şöyle giyersem tam. Ama böyle giyersem yapılması gerekiyor. Neyse, terzilik işi var. Ya benim zaten aldığım her pantolonda bir tadilat gerekiyor yani boyum kısa olduğu için. Atalım. Bu arada ben size dün gelen bezlerimi göstermedim. Şöyle üçerli bezlerden aldım. Şu bezleri zaten biliyorsunuz benim her zaman kullandığım mutfak bezim. Ben bunu ilk, hatta Instagram hesabımda da göstermiştim. İlk böyle rengi gri diye almıştım. Hani itiraf edeyim. Çünkü hani alt tarafı bez diyebilirsiniz ama mutfakta en çok görünen şey bence bez. Orada işte sarı pembe olması benim hoşuma gitmiyor. O yüzden böyle gri diye almıştım. Böyle iz bırakmıyor, leke bırakmıyor, toz bırakmıyor. Bunu üçlü aldım. Bir tanesini hemen kullanmaya başladım. Şunu da böyle cam yüzeyler, ankastreleri silerken ocak, işte davlumbaz, fırının dışı vesaire oraları silmek için aldım. Böyle cam yüzeyleri de çok güzel çıkaracağım. Mesela iz yapmasını istemediğiniz yerlerde. Camlarda, pencerelerde kullanabilirsiniz bu bezleri. Bu bezleri de aşağıya bırakacağım mutlaka. Bence bir bakın. Hem renkleri çok güzel hem işlevi çok güzel. Daha ne olsun. Başka aldığım, göstereceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu anlık yok. Olsaydı boyu giderken götürürdüm. Ben bir deneyeyim deneyim bunu. Tabii ki boyu ben sanki 1.30'muşum gibi oldu. Terziye gidecek. Hem de benim alamayacağım bir ölçü. Yani o kadar uzun ki ben bunu asla alamam. Terziye bir daha giyerim artık. O paçasını yaptırır. Beden olarak zaten en küçük beden. Yani değiştirebileceği bir beden değil. Hafif beli de bol geldi. Ben anlamadım yani. Bu çocuk bölümünden mi giyinmem gerekiyor benim acaba? Burada biraz bulaşık bıraktım. Sabah yıkarım diye. Yani işte. De kirli de yani. Bunların yıkanması lazım. Ve oje sürmeden yapacaktım. Hani kalkar kalkmaz. Fırtma makinesini çalıştırdım ama çamaşır makinesini doldurdum. Hatta kostamı döktüm, deterjanımı döktüm. Böylece suyun gelmesini bekliyorum. Ütülerimiz burada. Bunların hepsinin şu an ütülenmesi gerekiyor. Çünkü götürebiliriz. Bunu mu giyeyim? Sıcakta da insan ütü yapası gelmiyor. Zaten ben normalde sevmiyorum. Beğendin mi sen? Hayır. O zaman diğer pantolon, takım pantolonunu beğenmiştim. Gömleği mi beğenmedin acaba? Yeni tişörtümü giydim. Birazcık şey... Yemin ederim daha fazla ütü yapamayacağım yani. Böyle. Şöyle arkasını da göstereyim. Hala sular gelmedi ve hala duşa giremedim. Çıldırmak üzereyim. Yani 2 saate falan gelmezse muhtemelen ben hazırlanamayacağım. Onu da söyleyeyim. Ya düğüne 10'da falan gideriz herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi bir bakacağım. Eğer bu planlı bir kesintiyse, belli bir saatten önce gelmeyecekse kendimizi ona göre hazırlamakta fayda var. Kolu su kesintisi. Güncel su kesintileri arızaları. İnşallah burada yazar. Beni belediyenin sayfasına yönlendiriyor. Neden acaba? Haziran'da hiç duyuru bile paylaşmamışlar. 186'yı mı arayacağım? Ama o elektrik arıza. Su arıza 185. Arayıp sorayım mı? Arayayım bakayım ne olacak. Düzce Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ne hoş geldiniz.
Ben 153 aradım. Ay Esat beni belediyeye yönlendirdi bu. Kapattım ben de. Arayayım belediyeyi ne olur ki? Belediyeyi arayayım sorayım burada sular neden kesildi diye sorayım mı? Ama burası belediyeye bağlı değil değil mi? Beni duymuyor musun? Battım kadının telesekreterin suratına yapacak hiçbir şeyim yok şu anda. Maalesef böyle bir bilgi yok. Gelmeyecek mi acaba? Ne yaparız ya? Ay, hafta sonu su mu kesilir ya? Neyse ben şu bulaşık makinesini boşaltayım bari ne yapayım yani. İşlerimi halledeyim. Belki sonrasında gelir. Aradım ben belediyeyi, 185'i. Beni belediyeye yönlendirdi. Kapattım ben de. Hemen bir buz yapayım. Aa yapamam ki sular yok. Su mu elektrik kesintisi mi? Hangisi olmadan daha uzun süre yaşarsınız? Su kesintisi tabii ki. Elektrikler gidince var ya o kadar kötü ki hiçbir şey. Hayat duruyor resmen ya. Buradan site yöneticimize sesleniyorum. Lütfen jeneratör taktırabilir misiniz? Hepsini almam lazım. Suların olmayacağını bilseydim dün bütün işlerimi halleder öyle yatardım yani. Şimdi bir tek üst çekmecesi kaldı. Bakın. İşte bu. Hemen temizleyeyim buraları. Bak belediyeyi numarasını çevirmem bile yetti. Bunlar böyle kuruyacaklar artık geldiğimde hallederim. En azından bütün çamaşırlarımı yıkamış oldum. Geldiğimde sadece ütüleyeceğim bunları. Bütün işimi bitirmiş oldum gibi benim için. Çünkü çamaşır yıkamak aşırı strese sokan bir şey benim. Ütü yapmak da öyle. Sular yine gitmiş. Neyse bavulumu hazırlayarak devam edelim. Sonrasında bakarız artık sular gelince. Duş alırım, hazırlanırım. Şimdi bavulumu hazırlayalım hep birlikte. Esat ayrı kendime ayrı hazırlayacağım. Şunu alacağım ben yine her zamanki gibi. Esat'ın koyacağımız her şeyi hazır. Esat yatağın üstüne koyuyor neleri götürmek istediğini. Ben de yerleştiriyorum. Her zaman rutinimiz bu şekilde oluyor. Şöyle çorap koyuyorum. Parfümünü falan koyar en son. Bu tamam. Benimkileri seçelim. Şu terziye gidecek pantolon. Çok üzücü. Şu siyahı yine alalım. Pijama olarak şu ve şortunu alayım pantolonlara. Bir bunu alıyorum. Şöyle asalım. Şu kotumu alacağım. Nerede? Şöyle. Şimdi bunları bir yerleştirip hemen duşa girmem lazım. Kozmetik ürünlerini daha sonra koyacağım. El çantam oluyor. Bilgisayarımı falan koyuyorum. Bu şekilde. Bu da benim tip. Of çok yoruldum ya. Tantuni söyledik. Evde hiç kahvaltılık bir şeyimiz yok. Kahvaltımıza bakın yani. Tantuni. Ben böyle tavuk yiyeceğim. Hesapta et. Buna ne olmuş? Biraz tabii. Kötü şeyler yaşamış. Sıcaktan onlar. Aa şunu çok severim. Ne o? Turp mu? Şu turşu. Aa evet. Küçük minik turşu. En sevdiğim şeydir şu. Böyle içine sokup yerim. Ağzım acı tabii bayağı ama. Neyse biz bunları yiyelim.
Sonra duş alıp hemen hazırlanacağım. Şimdi duşumu aldım. Burada bir tam makyajımı yapacağım muhtemelen. Yüzümü yine bir yağla yıkayacağım. Sonrasında köpükle yıkayacağım. Hem hazırlamış olacağım cildimi. Şöyle yıkayalım. Şimdi şöyle bir sıvı güneş kremi kullanacağım. La Roche-Posay'ı. Bu renkli zaten. Hem cildi hazırlıyor makyajı. Hem de güneşten korunmuş oluyor. Ben bunu çoğu videomda göstermeyi unutuyorum. Çünkü ben aslında duştan çıkar çıkmaz. Bu hep diğer banyoda oluyor. Duştan çıkar çıkmaz bunu sürüyorum. Şu saçımdan alayım da. Sular yoktu ya. Su böyle az geliyor. Ben de hiç alışkın değilim. Bu evde su inanılmaz basınçlı. Güneş kremimizi sürdük. Zaten dün akşam, biz de akşam saatlerinde orada olacağımız için bu kadar yeterli. Normalde mesela bir güneş kremi daha kullanıyorum bunun üzerine. Ama şimdi şöyle bir CC krem sürsem baz olarak yeterli. Biraz da acele ediyorum. Daha oje falan süreceğim çünkü. Yemek yerken ne oluyor ya açtık, hala o dönüyor. İzlediğimiz videolar bile dönüyor şu anda. Ben yemek yerken bir şey izlemeden asla duramam yani. Mutlaka bir şey izlerim. Çünkü bu ağız sesini hiç sevmiyorum. O yüzden mutlaka bir şey açıklamalı. O alışkanlığı Esat da edindi benden sonra. O yüzden bir şey yerken hep bir şey izliyoruz. Özellikle YouTube'da. Şimdi yüzümün bunu bir emmesi gerekiyor. Sonra makyaja başlayacağız. Hemen bir deodorantımızı da sıkalım. Üstünden mutlaka ben roll-on da geçiyorum. Şimdi makyaja geçebiliriz. Burası şu an o kadar dağınık ki anlatamam yani size. Şimdi önceliğim göz çevrem. Her zaman göz çevresinden başlıyorum. Hem Skin Food kullanacağım hem L'Oreal'inkini kullanacağım. Kalıcılığı daha fazla olsun diye. Şu kapatıcı fırçasını kullanıyorum. Bu arada bu soyulmadı. Fondöten bu. Çıkmadı da sonra. Şimdi önce Skin Food'la bir başlayalım. Süngerle uyguluyorum sonra. Önce bir fırçayla geçeceğim üzerinden. Fondötenimi en son süreceğim. Şu ikisini kullanıyorum. Kahve ve şöyle kesik uçlu bir fırça. Şunu açmam lazım. Çok çabuk kuruyup sabitlendiği için direkt çekiyorum. Tabii ki şu Kiko'nun ışıltısını da şunu hafif ıslatacağım şimdi. You know I'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when I've been screwed dolls full of pins pierce my heart. Yani alt kirpiklerimi şu tarz bir fırça kullanıyorum. Hemen tam makyajını yapacağım. I like you in my bed but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Bence güzel oldu. Tamam artık giyinebilirim. Şöyle oldum. Şimdi saçımı yaptıktan sonra daha manalı duracağımı düşünüyorum. Saçımı çok hızlı bir şekilde yapacağım. Ve düzleştireceğim. Saçımı düzleştirip size hemen açacağım. Yarım toplayacağım. Şöyle fırçalı tarak kullanıyorum. Böyle yarım toplayacağım. Bu şekilde. Kalan kısımlarını tekrardan düzleştireceğim bu arada. Aşırı terledim. Ya öyle bir terlemek olamaz. Düğünün Polonez köyde olması, bizim Düzce'de yaşamamız ve saatin 5.30 olması. Ne diyorsunuz bunu? Nasıl sizce? Şöyle bir görün. Boydan ben size en sona tekrar göstereceğim. Şunu en tepeye alacağım şimdi şöyle sıkarak. Böyle. Oldu mu?
Şimdi Esat'ın bir mat bir wax'ını bulmalıyız. Şunda kaldıysa ki kalmış. Elimize yayalım. Ay kalktı. Aldın mı? Saçımı aldın mı? Wax'ını kullandım ama. Ne? Bir hareket edemiyorum ama. Böyle kaldım. Wax hareket edemeyecek bir wax değil o ya. Ay ben kullandım. O kadar sıktım ki. Bak şuralardan fırçaladım. Ha eski wax'ı mı? Bombayı bıraktım. Nice. Esat beğendiyse daha bir şey bile yapmam. Kapatıyorum. Yolda açacağım. Görüşürüz. Şöyle göstereyim. Böyle oldu. Şöyle. Hazırım be. Hazırım. Vallahi inanamıyorum. Şimdi şu Esat'ı beklerken şuraları bir daha düzleştiririm ben. Tamam. Böyle. Şimdi çıkmak üzereyiz. Ben de şöyle son bir vaktimde evi toparlıyorum. Şu prizdekileri falan çekiyorum. Ah. Esat'cığım da böyle oldu. Nasıl? Vallahi çok güzel oldu. Simge'nin kınasına mı gidiyorsun? Simge'nin kınasına. Ne isteyecektim senden? İste. Unuttum valla. Arabanın altını verdin mi? Aldım. Ben? Cüzdan, kapılar kapalı. Üst alt. Bir de yukarılara bakayım. Kolu yukarıda. Arıyoruz şimdi. Kapıyı arıyoruz. Değişik bir sistem. Belki biliyorsunuzdur ama. Cehaletimize verin. Neyse biz böyle hazırlandık. Bence oldum ya. O zaman düğünde görüşürüz. Şimdi biz Starbucks'a durduk. Mola verdik çünkü bayağı erken geldik aslında. Hay. Mafya babası gibi duruyorsun. Estağfurullah. Şey gibi, koruması gibi. Babası da değil, koruması yani. Sen ne söyledin? Sence? Ice Americano. Buyur. Teşekkür. Bana ısmarlattı. Sebebini söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim ben de. Olabilir. Hala pipetleri şey mi? Kağıt. Aa, ha kağıt. Bu hala değil, bu hep böyle olacak. Öyle mi? Herhalde. Ya ben bunu da içmeyi hiç sevmiyorum. Plastik yapmamak için yaptılar onu. Ben alırım. Sağ olasın. O kadar sessiz bir yer ki. Bir tek biz varız. Çok güzel bir yermiş. Evet, çok güzel. Arabada oje sürdüm. Hem ellerime hem ayaklarıma. Çok başarılı değil miyim sizce de? Şuradan bir yerden gireceğiz ama dur. Yavaş git. Bari para yazın ya. Şey buradan dönüp dümdüz gidince o düğünümüz varın platosu o yol üstündeydi zaten. Evet orada bir yerdeydim. Biz buraya daha önce çekim için gelmiştik, düğünümüz var çekimi için. Daha önce gördüğümüz bir yermiş, ben hatırlamıyorum ama Cumhuriyet Köy'de. Esat'ın köyü de Cumhuriyet Köy'de. Evet benim köyüm burası. Ha, benim de köyüm artık burası. Evet artık senin de kötüğün de öyle yaşıyor. Yazmıyor ki artık kimlikte. Yazmıyor mu? Ama şeyde yazıyor, evlilik cüzdanında ya da e-devlette falan. Artık sen bir Beykozlu değil misin? Ben Beykozluyum. Ya. Doğru yerdeyiz. 600 evet. Doğru düğün salonundayız. Ya bir sinyal ver ya. Beyaz Bahçe, tamam. Ne kadar yakınlaştırabilirim ki? Oha gelin damadın çıkışını göremedik resmen ya. Allah da kahretsin. Gördünüz mü şansımızı? Gelin damat çıkarken yakalayamadım. Bak bakayım kocam. İlk dansı kaçın. Olsun biz seninle deriz şimdi ilk dans. Ama girişlerini gördük. Evet. Yes sir. I
Yine yapı şey gelecek muhtemelen bizim kuşağımızı. Harika. Saklanır. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer... Şimdi Sena'ya geldim. Saçımı falan bozmadan size bir iyi geceler diyeyim dedim. Şimdi biz biraz oturacağız, muhabbet edeceğiz. Böyle dün güzeldi bence. Zaten size bayağı bir çekmeye çalıştım. Esat yine bayağı döktürdü gördüğünüz gibi. Eğlenceliydi yani, çok eğlendik. Öyle kalktık, geldik. Bayağı da trafik vardı zaten. Böyle o zaman yarın görüşürüz. İyi geceler. Günaydın, kahvaltıya geldim şimdi. Hiç makyaj beceremiyorum orada. Makyajım yok şimdi. Yine aynı yerdeyiz. Ortaköy Fırın'dayız yine. Geçen de buraya gelmiştik. Daha Sena hiç memnun kalmamıştı. Bu sefer ümitliyim. Çok iyi bir tercih yapacağım bu sefer. Hadi inşallah. Ben tost yiyeceğim. Ben balzama tost yemiştim ben. Sen balzama tost yemiştin. Bugün onu yemeyeceksin. Ekmek istiyorum. Yazı hiç hazır değil. Güzel tercih edeceğim. Tost değil mi ya? Ne yiyeyim? Ortaya iki bir şey söyleyelim beraber. Beyaz peynirli otlu. Tamam. Başka bir şey yok. Ya yine yanlış tercih yapmak lazım. Yok, bu sefer doğru yapmışsın. Sena karar verebilirse sipariş vereceğim. Bir gözleme diyor, bir menemen diyor. Annemin menemeninden başka menemen yiyemem diyor. Ama geçen sorduk yoktu. Peki, evet. Yine saat 2. Ama ben geç kahvaltı yapayım. Brunch bu pazar bugün. Evet. Gözlemelerimiz geldi. Çok mutlu. Evet. Bir saattir gelmedi diye söyleniyordu. Tatlı bir şeyler aldık. Evde kahve yapacağız. Şimdi Rozman'a gidiyoruz. Şu damalı mendillerini almaya geldim yine. Şunu. Bu da üstüm hijyen sağlayıcı diyor. Mesela tuvaletlerde falan kullanabilirim. Yıkıyorum. Topladık yine Rozman. Bulduk alacaklarımız. Sonra alırım. Çıktık şimdi. Bayağı da büyük bir poşetler. Bak. Eve geldik şimdi. Tatlı aldık. Kahve falan içeceğiz. Kahve yapacağız şimdi. Hepinizin babalarının babalar gününü kutlarım. Bir iki gün geç kutlamış olacağım ama yine de kutlamak istedim. Türk kahvesi aldık bakkaldan. Kaç gram? 100 mü? 100 gramı 18 lira olmuş. Ya bakkal
yüksek fiyata satıyor çünkü bence yüksek yani. Yoksa fiyatı bu mu? Ama Getir daha uygun işte. Ama işte nasıl olabilir yani? Anlamadım. Bu bakkal seni kazıklıyor. Oyun oynuyordu zaten. Kafası karışmış olabilir. Şimdi bilgisayarın açılmasını bekliyorum. Biraz işim var. Birazcık da edit yapabilirim bence kahvemi falan içerken. Ben bu kıza her geldiğimde ya bir editim oluyor ya bir işim oluyor. Yani şu bilgisayarsız bir günüm hiç geçmiyor. Ne yapıyorsun orada? Saçım çıkmış şuralardan. Şimdi onu vakslayacağım. Şu Urban'ın mat vaksı genelde kadınların şu minik saçları var ya, tüy saçları, onları çok güzel topluyormuş. Şimdi ben de bir göstereceğim. Hem de denemiş olacağım size. Şöyle çok az alacağım. Çok fazla aldım. Şöyle. Sonra bu fırçayla üstünden geçiyorum böyle. En azından şu anda daha şey duruyor. Düzgün. Ben tamam. Şu bir tane koydum. Aman ye. Şimdi Sena'dan çıktım. Köprü trafiğindeyim. Esat almaya gidiyorum karşıya. Böyle size de bir haber vereyim dedim. Ceket falan giydim. Saçım falan yaptım zaten sizle birlikte. Biraz da makyajımın üzerinden geçtim. Daha iyi oldu bence böyle. Biraz allık sürdüm. Kontür yaptım şuralarımı. Böyle. Kayıt değil mi? Evet. Canlı yayın mı bu? Ay canlı yayın değil. Şunu yak... Ya ne yapıyorsun? Haydi gidiyoruz. Bunu nasıl yaptınız? Ben yaptım. Gayet falan iyi. Der. Hadi Emre'cim. Emre gel. İyi ki doğdun Esat. İyi ki doğdun Esat. Tatlı tabağım var öyle. Bir saniye ben şu an güzel çekmiyorsun. Kafasını da çek. Kafası ve tabağı mı çekiyorsun? Aynen. Oğuz'u da çekebilirsin. Çekiyorum. Evet. Şöyle. Tamam şimdi üfleyebilirsin. Dilek tut. Ya tutsam 2 Rolex alsam. Neyse 2 Rolex alsak. Bir A5 alsak. Çarpı gez alsak. Çarpı gez alsak. Hiç beklemedim. Tamam, doğum gün dileklerini alayım. Hayır, söylenmez dilek, gerçekleşmez. Tamam, bu yıl beklentilerini alayım. Onları da söylemem. Hiç söylediğim hiçbir şey gerçekleşmiyor çünkü. Bana ait, olunca görürsünüz. Senin zevkin ne? Çikolata. Ben de çikolata severim. Çok akrem sıkacağım. Değer bilmiyorum. Değer bilmiyorum. Değer bilmiyorum. Ağır değil. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting. 3 hafta sonra. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so. Evimize gelmiş bulunmaktayız. Kargolarımız da gelmiş, onları da açacağız. Eşyalarımız da. Vardı mı sende adem? Hayır. Ne oldu? Yok. Sedat dövdüm de içeride. Bu odanın kapısını niye kilitli dedi. Ben de dedim oraya kimse girmeyecek. Yasaklı mı? Yasaklı. Ben dedi orada kalıyorum değil mi dedi. Yok dedi ne alakası var dedim yani. Ne o? Yakala. Hayır atma sakın onu. Onu sakın atma. Bütün makyaj malzemelerim onda. O zaman alsaydın ya ben de arabadan giderken. Her şeyi bana bırakmasaydınız. O zaman ne işe yarıyorsun? Ne işe yarıyorsun? Sedat hoş geldin. Bir hoş merhaba alayım, iyi akşamlar merhaba alayım. Ya. Bu eve giren sabah günaydın, akşam iyi gecelerde. En son Sedat'a evin kurallarını anlatıyordum, pilim bitti. Neymiş evin kuralları?
kameraya günaydın demek, iyi geceler demek. Evde bir şey yediriyorsun herhalde. Dedim ki şunu kurarken dedim objelerin yerini değiştirmesen olur mu dedim. Sedat'ın ki daha güzel. Bak çok yakıştı. Onu verelim biz. O güzel durmuyor, bu daha güzel durdu. Eve daha çok yakıştı bence, değil mi? Elim koyayım yani Sedat. Üzüm. İstersen değişelim. Değişelim. Sedat sana hayır de, hayır demez ki. Kötü oldu, tansiyonu düştü. Nasıl ya, alır mı acaba? Güllerim solmuş. Mobilya gibi duruyor, çok şık duruyor bence. Evet, bence de çok güzel duruyor. Görkem buzdolabı gibi değil. Buzdolabı mı girdi? Minibar gibi. Onu çamaşır odasına bıraksan olur mu canım? Onu. Ha, yani, ha çamaşır odasına. Onu çamaşır odasına. Başka şu yastıklar çıkacak, şunlar çıkacak. Yukarıda çok güzel bir şey kokuyor. Ne oldu, ne düşürdün? Hayır, sen yukarı çıkmadın ki. Böyle tatlımsı, böyle çamaşır gibi ama. Bak yukarı çıktıkça geliyor. Ne zaman gelecek bakayım sana. Bunları Rozman'dan almıştık birlikte zaten. Şu ikisini, ya şunu ve şunu zaten sürekli kullanıyorum ama şunu yeni aldım. Bu üstün hijyen yazıyor. Böyle. Bir de zaten daha önce kullandığımız çöp poşeti. Bu hafta sonu için çok lazım olur diye düşündüm. Çünkü bu hafta sonu Esat'ın doğum günü. Biz ailesiyle daha erken kutladık. Siz o bu videoda onu zaten izleyeceksiniz ama aslında doğum günü 25 Haziran. Şimdi şu kargoları da açalım. Bunda havlu var. Biliyorum. Şöyle iki çift havlu aldım. Çünkü biz bazen bornozlarımızı yıkadığımız zaman havlumuz olmuyor. Bunlar hem her zaman temiz kalır diye düşündüm. Bunun mesela kolisi çok ıslanmış. Bu önceden teslim edilmiş. Biz evde yoktu. Trendyol Express'e geldi bunlar. Şey dedi. Daha önce oraya koyduklarımı almamışsın. Zaten daha önce verdiğim siparişin aynısı, satıcısı farklı. Böcek mi varmış bunun altında? Böyle. Ölmüş mü? Ölmüş. Mü. Veterinere götürelim. Artık ölmüş. Baba bayağı büyük. Yaşıyor mu? Yok. Allah seni kahretmesin ya. Örümcekmiş. Evet. Bir patron görmedi ama. Patron bunu yerdi. Yani bunlar aldıklarım. Aa, bir de ben ne aldım size onu da göstereyim. Şu benim makyaj temizleme yağım var ya, kremim. Hatta şöyle göstereyim. Bunun böyle küçük boyunu aldım. Seyahat boyunu diyeyim. Çok böyle yanında taşıyabileceğim bir boyutta, hem çantama falan sığıyor. Diğeri çok büyük ve aslında sürekli ısısı değiştiği için bence çok iyi olmuyor. Eriyor çünkü. O sürekli evde kalacak. Bunu da yanımda taşıyabileceğim. Body Shop'ta da %30 indirim vardı. O şekilde aldım. Evde değil hayatım. Koliden geldi. Değişik bir örümcek o ya. Yiyormuş ama. Ölü mü ama? Ölüyor. Öyle. Neredeymiş? Hayatım şu koliden çıktı da koliyi atabilir misin? Burada. Bu arada kesesi çok değişik. Sen onu oyun bittiğinde atarsın. Almayacaktın da. Merdivene şunları bırakır mısın? Değil mi hayatım? Apayrı bir insan. Bunlar nereye? Onu yukarıya. Evi dağınık. Nasıl? Dağınık mı? Evet. Nasıl yani? Dağınık her şey ortada gibi. Mesela ne ortada? Bura böyle takıntı başladı senin de. Benden dolayı mı acaba? Videoyu bu şekilde kapatmaya karar verdim. Sedat, azıcık seni de alıyorum şu anda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Nereye bakacağımı bilemedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Sedat, hoşça kal. Hoşça kalın. Sen de hoşça kal yap. Beğenip abone olmayı unutmayın.